Ankara'nın bir ilçesi olan Beypazarı'na geldik. Beypazarı yaklaşık Ankara'ya 90 kilometre mesafede ve görülmesi gereken yerlerden biri. Eğer trenle Ankara'ya geldiyseniz biraz daha feragat edip zamanınızdan buralara da gelip görmeniz lazım. Nedeni şu, arkada gördüğünüz eski bir kent var. Burası oldukça güzel gözüküyor. Birazdan aşağı ineceğiz ve adım adım sizlere Beypazarı'nı göstereceğiz. Hadi Beypazarı'nı gezelim. Suluhan, Nasuh Paşa Hanı da deniyor buraya. Burada zamanın durduğu yerdeyiz. Yani Beypazarı zamanın durduğu yer ama aslında zamanın durduğu yer değil, burası İpek Yolu üzerinde olan bir yer. Yaklaşık 6 tane han varmış Beypazarı'nda. Yangınlardan sonra kala kala bir tek bu han kalmış. Beypazarı İpek Yolu için çok önemli bir nokta. Arkamda gördüğünüz cami Alaaddin Camisi. 1800'lü yıllarda yapılmış bir cami. Beypazarı çok fazla yangın görmüş bir yer. Zamanında da küçük bir camiyken bu yangında gene yok olmuş ama yeniden yapılmış. Önünde de çınar ağacı var. Çınar ağacını hatırladınız mı? Hani Amasya'da da 2. Beyazıt Camii'nin önünde 2 tane büyük çınar ağacı vardı. İşte onun aynısı Beypazarı'nda da var. Bu ağaç yaklaşık 800 yıllık bir ağaç ve tahmini olarak yine camiyle aynı zamanda dikilmiş ve ihtişamını hala koruyor. Alaaddin Camii ve önündeki çınar ağacı. Elimdekiler ne? Havuç. Beypazarı'nın havucu meşhur. Neden Beypazarı'nın havucu meşhur diye sorduğumda da cevap aynen şöyle. Toprağından dolayı kendinde bir şeker fazlalığı var. Yani şeker tadı daha fazla geliyor. Böylelikle çocuklar çok daha fazla seviyorlar. Buraya özel Beypazarı havucu. Geldiğinizde yemeniz lazım. Peki bir havucun Beypazarı havucu olup olmadığını nereden anlarsınız? Ölçüsünden, ebatından. Yani hep bu ölçülerde oluyor. Hiç böyle büyük Beypazarı havucu göremezmişsiniz. Hep bu ölçüde olurmuş. Bak şimdi rastgele elim atıyorum, hop yakın yaklaşık aynı çıkıyor. Hop bu taraftaki çuval atıyorum, yakın yaklaşık aynı boy çıkıyor. Şaka gibi değil mi? Şaka gibi değil, şeker gibi.